ısınan hava buharı yukarıya doğru çıkıyor. Şu an göremediğiniz bu taşların üzerlerini... Taş ve toprak attık burada. Tam o yerden aldığı taşa bakarken hani değerli bir şey bulmuşum. Güzel fotoğraf verir, yere bakan sana. Yukarıya çektik, yukarıda da orta boşalttık. 2009-2010, 2 senedir. Kaz bitirdik. Kaç tane var? Orada da var. Orada da var. Toplanan yağ düşüyor. Taklar içinden geçtiğinde o orduyu şereflendirdi. Türkiye'de 3 tane vardı. Evet. O yüzden de Kazemir'e Hotspiker dediğimiz alanda biz taşıdık, bunu biz getirdik. Bunda demeter var. Haşhaş var, nar var. Çeşitli meyvelerle oluşan bir sebep ve buna girdan deniyor şu form. Şimdi sizin içeride çok işiniz var. Bizim tabi kazının adı Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi. Mühra ve Limanı Andriyeke kazıları. Hem büyük kent, yani Demre'nin tamamından bahsediyoruz, Çağız'ı da dahil. Hem ana kent Mühra'yı hem de onun limanı olan Andriyeke'yi, Çağız'ını kazıyoruz. Andriyeke'de çok memnun olduğumuz bir noktadayız. 2009'da başladığımız kazılarla beraber bütün antik liman merkezindeki granaryum, o büyük silolar, liman silolarını, yanındaki agorayı, liman dükkanlarını, o sokağı ve 5 tane kilise ve başka yapılar, birçoğunu kazarak restore ettik, konsolide ettik. Ve hatta en son işte 2016'da açıldı. Granaryum kazısı bittikten sonra o restore edilerek Likya Uygarlıkları Müzesi'ne dönüştürüldü. Öbür taraftan da Andriyeke'nin tamamındaki kalıntılar, şimdiki modelin giriş planlarından Granaryum'a kadar açık hava müzesi haline getirdik. Bu tabii bir kazıcı için büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü kazıcılar işinin sonunu görmeden ölürler yani. Hiçbir kentin kazısının bittiğini gören olmamıştır. Benim için bu bir güzel şans oldu. Orada çok yoğun çalıştık. Andriyeke Liman Merkezi'ni bitirdik ve de müzeye dönüştürdük. Ama kazılarımız da hala sürüyor. Şimdi bu yılki kazılarımızda da
kazmadığımız bir bölge var, orayı kazıyoruz. Oraya da gümrük bölgesi diyorum. Çünkü orada Nero dönemine ait İsa'dan sonra 63 yılında yazılmış olan Likya Birliği gümrük yasalarının yazıldığı, Andriyeke Limanı'nın nasıl kullanılacağı, vergilerin ne olacağı, hangi mallar sevk ediliyor falan, bütün kuralların yazdığı büyük bir yazıt bulundu. O yazıtın bulunduğu binayı ve sokağı kazıyoruz şimdi, gümrük bölgesini. Bir limanda tabii gümrük kısmını anlamak çok önemli bir şey olduğu için ve o Granarium Agora yokken o yazıt oradaydı. Yani onlardan önceki dönemde de liman nasıl çalışıyordu onu anlamak için izler peşindeyiz. Bu yeni kazılarımızı da buna yönlendirdik. Daha önce de tabii 3 tane kiliseyi, ABC kiliselerini, Granarium'u, Agora'yı, liman dükkanlarını, içtikleri, onurlandırma anıtlarını ve ileride Çekekler ve Tersanay bölgesinde çok önemli kazılar yaptık. Yani çok önemli bir şey, bir noktaya geldik. Yani o kısmı bitirecek bir noktaya kadar geldik. İçtikleri vesaire de kazdık. Hem tepedeki Helenistik garnizon var, Ptolemaeusler dönemi. O garnizonda da çalışmalar yaptık. Daha bu yapılar yokken eski dönemde korumalı, önemli bir liman olduğunu anlamak için. Çünkü bu Likya için önemli bir liman. Sadece Myra'nın limanı Andriyeke olarak bakmamak lazım. Likya'da en büyük, yani Akdeniz'deki 2307 metrekare bir Hadrian, İmparator Hadrian'ın adını taşıyan bir Horrea var orada, Granarium var. Dolayısıyla bu önemden kaynaklanan bir antik liman oluşumu var orada. Diğer kentlerde limanla kent birbirine girmiştir. Çok anlamazsınız bizde. Ana kent ayrı, liman onun bir mahallesi gibi. Dolayısıyla liman urbanistiğini tam anlayabileceğimiz bir doku veriyor bize. Bu açıdan da şanslıyız. Antik dönemde, Roma dönemde, Bizans dönemde, Helenistik dönemde liman nasıldı? Bunun cevabını buluyoruz orada. Yani sosyal bölgesiyle, ticaret bölgesiyle, depolama bölgesiyle, teknelerin onarıldığı bölgeyle falan bir bütün gibi. Tabii orada çok önemli bulgular çıktı. Yani bir tanesi örneğin Anadolu Akdeniz'in ilk sinagogunu keşfettik orada. 1500 yaşında, 5. 6. yüzyılda tarihlediğimiz bir Yahudi ibadet yerini bulduk en erken Anadolu'da ve menora plakalarıyla, yazıtlarıyla falan. Bunlar da yani farklı kültürlerin, hani orada yerleşmiş farklı kültürlerin zenginliğini arttırdı. İşte Yahudili de eklendi buna. Tabii diğer dönemler erkenden beri bizim orada en erken buluntularımız taş baltalar Andriyeke'de. Her şey için gününü bekliyoruz. Hem Pompei gibi Myra'yı kazmak, hem Ninfayon bölgesini arkeopark yapmak. Çünkü Andriyeke'de hedefimize ulaştık. Kazlarımız devam ediyor da Andriyeke'de, ama bunun için biz beklemedik bitirmeyi yani. Biz önceden müzemizi yapalım, herkese sunalım objeleri. Ve Likya'nın müzesi yoktu. Bütün Likya, şimdi Xanthos, Patara, işte bu bölgede Arukanda vesaire. O bölgelerden çıkan buluntular da oraya geldiği için Likya Uygarlıkları Müzesi oldu orası. Bu bir büyük bir kazanç oldu gerçekten. İyi bir cazibe merkezi yaratmış olduk. Ben hem müzyoloji hem arkeolojiyle ilgili bir bilimci olduğum için bu şansı da kullanmış oldum. Yani arkeoloji yaparken müzyoloji de hesaplayarak yaptım. Onun için müzemizi açtık. O paralelde biz kazımıza tekrar devam ediyoruz.